sizce bu fiyatlamalar gerçek mi? Yani Bitcoin'de 10 bin e, dolarlara düşüş bekler misiniz siz? Aslında baktığımızda haftalık grafik üzerinde incelerken bize e, dip seviyelerin 17.600 olmadığını e, ispat ediyor. Yani hazinayla biz bu dip seviyeye ulaştık ama diyor ki yani bu seviyeler dip olmayabilir ve daha aşağı daha kırılgan bir fiyata ulaşabiliriz diye bir beklenti var. Şimdi 20.000 dolar seviyesinin aşağısında kaldığımız nokta aslında bizim 200 haftalık hareketli ortalamanın da aşağısında kaldığımız nokta oluyor. Ve normalde geçmişte baktığımızda hep bu fiyat seviyesinden 200 haftalık hareketli ortalamanın altındayken alındığını görüyoruz Bitcoin'in yeniden yukarı yönlü hareket ettiğini ama şu anda o yönlü bir alış iştahı yok. Dolayısıyla bizi haftalık grafik üzerindeki o gördüğümüz düşüş formasyonları hedefine 16.400'lere ve 12.300'lere gidebilecek senaryonun masada olduğunu gösteriyor. Bu e, senaryonun tabii ki de %100 gerçekleşecek diye bir e, kaide yok ama böyle bir ihtimal söz konusu ve dolayısıyla bu negatif senaryonun da fiyatlandığını söyleyebiliriz ve sene sonunda aslında traderların da kapan e, aslında ayı piyasası dönemini fiyatladığını söyleyebiliriz. Ki baktığımızda riskli varlıklarda da S&P'de de 3600 seviyesinde bir kapanış bekleyen analistler oldukça fazla. Riskli varlıklarda sene sonunda bir kötü kapanış, ayı piyasası kapanışı bekleniyor. Bitcoin için de bu kötü senaryonun gerçekleştiği 12.000-10.000 bin, bin dolar seviyesine doğru fiyatların geri çekebildiği bir noktada opsiyon işlemlerinin olduğunu görüyoruz. Açıkçası e, hedeflere olarak 16.400 12.300 haftalık grafik Üzerinde. omuz baş omuz formasyonu hedefi olarak var ve hep bir ayı bayrağı yaparak da düşen bir formasyon silsilesi gördük biz bitcoin grafiği üzerinde fiyat düştü yatay bir banda bağladı akumüle oldu A yükselecek mi şu haber geldi öyle oldu böyle oldu derken yeniden as aşağıya doğru kırılımlarla beraber gittik dolayısıyla burada durak noktamız şu anda bir yeniden akumülasyon sürecindeyiz 20 bin dolar seviyesinin bir aşağısındayız bir yukarısındayız e, olumlu senaryoda 18 binle 23 bin dolar barantalarında kalabiliriz. Kötü senaryoda biz e, haziran diplerinin de aşağısını test edebiliriz diyelim. Peki Ethereum için hangi seviyeleri siz takip ediyorsunuz? Ethereum için aslında şu anda büyük bir kitlenin de 1000 dolar seviyesi aşağısında yeniden Ethereum alımı yapmak istediğini görüyoruz. Çünkü bu seviyeye madem bu kadar yaklaştıysa eğer Merch'den sonra 1250'yi test ettiyse madem öyle biraz daha düşsün 1000 dolar seviyesinin aşağısında alalım gibi bir eğilim var. Burada da biz 850-938 band aralığını alabiliriz ilk olarak. Tabii ki de satış baskısının etkisiyle beraber... Çok daha derin fiyatlarda gidebilir ama bu seviyelerde şu anda dip olarak veya işte formasyon hedefi olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki de bu senaryoları hep böyle olumsuz konuşuyoruz ama bir miktar yukarı yönlü olumlu fiyat beklentilerinde olabileceği ara dönemlerden de geçeceğiz. O kadar da iç karartıcı olmak istemem Hı -hı. ama e, grafiğe biraz e, günlük değil de haftalıkta baktığımızda senaryolar bu şekilde gerçekleşiyor maalesef.